Arkadaşlar, editörüm Arda'nın biraz işi olduğu için bu videoyu kendim montajladım. Haberiniz olsun. O zaman let's go. Oğlum kafamın tam ortasından sinek ısırmış. Tam böyle ortasından. Lan ne ara yakaladın da ısırdın görmedim. Merhabalar efendim, ben Raşerino. Bugün Valorant'a gelecek olan güncellemelerin hepsini birlikte inceleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Hepinize iyi seyirler. Valorant'a yeni gelecek koleksiyonun adı Kaos'un Başlangıcı. Böyle mosmor bir set. Mor benim en sevdiğim renk zaten, o yüzden şimdiden hoşuma gitti. Parası ne kadar biliyor musunuz? 8900 Valorant puanı. Bu da yaklaşık 750 liraya tekabül ediyor. Yani çok pahalı. Ben o zaman bir oyuna 750 lira vermem, neyse. Hangi silahlara skin vermişler biliyor musun? Tabancada Shorty, hafif makineli de Stinger, Vandal bir de bıçağı. Şimdi bak, ilk başta Shorty'ye bakıyoruz. Vallahi dış görünüş olarak güzel bir havası var. Ben ne sezdim biliyor musun? Sanki böyle askeri bir şey yapalım ama teknolojik de olsun gibi hissettiriyor. Şey gibi, bu bilim kurgu filmlerinde askerler evet, robotları yenmek için bir silah kullanır ya. Bu o işte abi. Yakından bakalım mı? Sıvı soğutucusu da var bak, buradan geliyor. Bunun 3 tane renk paketi var. Bir standart rengi bu. Şöyle bir daha askeri bir rengi var. Yeşil. Ateşleri de kırmızı. Onun dışında daha metalik bir rengi var ki bence bu muhteşem. Ben bayılıyorum buna. Bildiğin Razer mouse gibi duruyor yani. Buradan lan. Bir de mavi bir. Buna ne deniyordu? DD pad deniyordu buna. Hatırlıyorsunuz değil mi CS'de? Hiç hatırlamıyorum ya. Yazıklar olsun sana ya. Kamuflaj kostümü var. Stinger'da ne varmış? Yine aynı şekilde. Şimdi bak, bunun standardında genel olarak bir pembe mor renk hakim. Şu metal rengi muhteşem. Bayıldım. Burada sorun şu. Bunun yanlarındaki o bordo kahverengi yerler var ya köşelerinde, arkasında. Sanki şeye benziyor. Ofislerde böyle hani deri koltuk olur ya, böyle 70 yıllık böyle. Senden yaşlı böyle bir deri koltuk vardır. Böyle çatlamıştım her yer. Her yeri çatlak olan ve eğer odada bir defa sigara içilirse sonsuza kadar sigara kokan o koltuk var ya, işte ona benziyor. Sırada ne var? Vandal var. Bak şu renk seçeneğiyle Vandal o kadar güzel gözüküyor ki, muhteşem. Bunu sevdim ama 750 lira vermem. Bitirişini gösterelim bak. Hatta şu metal rengiyle bitirişi de bak, vuruyor. Oy. Oy, bayağı iyi. Kaptı lavu götürdü lan. Ha bak, tarayışı da şu şekilde diyor. Şarjör değiştirimi de böyle diyor. Oy. Aa, bu biraz kötü. Bu biraz kötü çünkü çok dikkat dağıtır bu. Yandan scope falan çıkıyor. Neyse, ben buna oyunda bakacağım. Şimdi gelelim diğerine. Operatörümüzde de yine renk seçeneklerinde bak. Evet, bir anda Bağcılar Kekosu'na dönüştük. Burayı yapamamışlar buraya arkadaşlar. Burası böyle değil. Sakın inanmayın yani. Eğer bana 1000 lira verirseniz bunu veriyorum size. Hadi bakalım. 1000 liraya ben size bunu ayarlarım. Oğlum bu ne böyle? Wow. Gerçek bir dizi. Neyse, buna bakacağız oyunun içinde. Ve geldik bıçağına. Oğlum bu... Bu garip bir şey. Birincisi bak, bu ne gibi biliyor musun? Bak, KDP'nin minik hali gibi bu. Birincisi. Renk seçeneklerine bakıyoruz, efektlerine ne varmış? Bu ne oğlum ya? Bu ne? Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar, ben buna bayıldım. Görünmez olup rakibin içine bunu batırabiliyorsunuz. Dur, nerede? Mesela şuna bakalım. Ne varmış? Hadi kanka, açıl da iki videosunu çekip defolup gideceğiz hadi. Hadi kanka, açılmayacak mı kanka? Oğlum açılmayacak mı? Zor. Aşkın tövbesi zor oluyor. Animasyonlu rengi böyle. He bak, bıçağın animasyonunu açtığınız zaman böyle gözüküyor. Ama burada renk paketleri var. Mesela bu kırmızı. Mesela bu... Oğlum açıl lan. Mesela bak, bu yeşilimsi, sarımsı, neon bu. O da çok güzelmiş. Bir de mavisi var. Mavisi de güzel. Orada neon daha çok hoşuma gitti şimdi, biliyor musun? Şimdi skinlere baktığımıza göre hemen yeni haritada bir oyunun içinde bir bakalım, hem de haritaya geçelim. Şimdi arkadaşlar, haritanın adı Pearl. Nasıl okunuyor? Pearl deseniz yeter. Ne demek Pearl? İnci demek. Bunu da nereden biliyorum? Abi, Karayip Korsanlarında Siyah İnci, Kara İnci diye bir tane bölüm var. Black Pearl diye. Yemin ediyorum Pearl oradan aklımda inci olarak kaldı. Hani Black Pearl, Kara İnci. Let's go. Şimdi haritaya geçtik. Oğlum burası muhteşem. Size şöyle bir... Aa, burada heykeller var. Size şöyle bir info vereceğim. Burası denizin altında bir şehir. Yani denizaltı şehri olarak geçiyor. Bakın suyun bayağı... Bir şey diyeceğim. Ben buradan uçup yukarıya çıkabiliyor muyum lan? Ha? Dur bakayım lan, yukarıya kadar çıktım. Aa, bayağı gidiyor. Gidiyorum da ben suyu... Denizin üzerine çıkabilecek miyim lan ben? Ana, kayaya kadar geldik. Aa, hadi. Kayık var lan. Aha ve... Oğlum biz uvara kimse... Evet. Kim? Aa, bizim Muhittin abi değil mi o ya? Abi ne yapıyorsun? Peki buradan kendimi bıraksam? Bayağı... Evet. Ya al, özel bitiriş de al. Al al, tüm RP'mi ye. Al, tüm hayatım senin olsun. Isır kredi kartımı kopar. Şu an kredi kartımın köşelerinden sıyırmaya başladı. Abi kaplamayı aldım. İzin verirsen kullanacağım. Lan paramı geri ver. Tefeci. Gitti, 30 radyant gitti. 30 radyant gitti, geri ver lan. Şimdi hızlı bir şekilde skinlere bakalım haritadayken de.
İlk önce bıçağımız let's go hava kılıcını bastı, lavukları kes. Yalnız bunun animasyonu muhteşem. Yani yardığını hissediyorsun, karşındaki kişinin yarıldığını hissediyorsun. Bu güzel bir şey. Şimdi hemen shorty'mizi alıyoruz. Bak animasyona bak, gel. Oha. Dehşet iyi. Animasyonu dehşet iyi. Şu an 750 değil ama bir 200 lira veririm şu an buna. Sesi o kadar tatmin edici ki muhteşem şu an. Aa, spreyini de göstereyim mi size? Bak sprey de bu. Bassan oğlum. Heh bu. Sprey de bu bak. Bu çok kötüymüş. Bu şu an 250 demiştim ya, 150'ye düştü o. Bekliyorum ki buradan bir ejder çıksın da böyle bir uçsun da buradan. Şimdi neydi? Stinger da vardı. Stinger bu standart skininde göstereceğim size. Nasıl tarıyor bakalım. Güzel. Reload'u nasılmış? Wow, reload olayını harbiden güzel yapmışlar. Oraya ne koyuyor? Oraya bir enerji topu koyuyor. Türkiye'deki gençlerin içinden çaldığı enerjiyi. Of oy. Arkadaşlar bak, son videoydu. Free Rasherino olarak bir de videoya like atarak destek verebilirsiniz. Tamam, geçelim diğer skinimize. Neydi? Vandal mıydı? Vandal. Uf, geldi benimki. Oğlum bunun duruşu, asaleti, gösterişi, tipi bile rakibi korkutur yani, şuna bak. Bir tarayalım. Kesinlikle muhteşem. Kesinlikle muhteşem. Şu an abone olup like attınız bile muhteşem. Benim için bir silahta önemli olan şey kesinlikle hissiyat. Ve bu silahta harika bir hissiyat var. Ben böyle ağır silahları seviyorum. Şimdi gelelim operatörümüze. Şu yandaki işte dönen şey var ya, birazcık kaba gösterme sanki silahları ya. Hangisi ya? Vandal'la operatörü bak, yanda bir şey dönüyor. Aa, hiç dikkat etmemiştim ona. Aa, bir şey hareket edip duruyor üzerinde. Şişiyor bak. Evet ya, onda değildi, biraz kaba göstermiş sanki. Evet, şey gibi böyle dev gibi bir silah tutuyormuşsun hissiyatı var, anladın mı? Böyle elinde böyle ağır bir şey varmış. İşte, ama güven verici abi. Şimdi operatörümüze bakalım. Operatörde de oğlum bu harbiden ekranın yarısını kaplıyor birader. Bu ne? Baksana, sağda bir enerji var, altında bir santral var, bir şeyler, çarklar dönüyor. Vuralım bir bununla bakayım nasıl. Yok. Bu ne oğlum? Pıs diye ses çıktı. Bu ne? Ben şey bekledim yani böyle bir. Oğlum pis olarak. Yok, bu pıstı abi. Bu rakibe 50 falan vurur büyük ihtimal. Bakayım. Yok, bu kötüymüş. Neyse, biz bıçakla biraz daha doğurmaya devam edelim. Bir tane silah setini 77 dakikada anlattıktan sonra şimdi gelelim haritaya. Birincisi, harita muhteşem. Benim ambiyansı çok hoşuma gitti. Bu tarz, bu renkleri seviyorum. Böyle pastel tonları severim. Burada bir mağaza var. Mağazanın önünde bayağı poster hazırlamışlar. Bayağı dergi hazırlamışlar. Hatta şöyle bir içeri girelim. İçerisi çok iyi bu arada ya. Bayağı bir sürü şey var. Ne bileyim, buraya dizmişler lavukları. İçerisini tatlı yapmışlar. Hemen şöyle geri döndük. İlerledik. Burada da bir tane stüdyo var. Müzik stüdyosu. Gitarları falan dizmişler. Tatlı olmuş burası da. Burayı da beğendim. Şimdi biz savunan olarak sağ tarafa gittiğimiz zaman B'yi görüyoruz. Bak, B burası. Bir B'nin üstten tutumu var. Şu an üstteyiz. B'nin heaven'ındayız. Buraya heaven diyoruz galiba. Bir de eğer aşağıdan gitmiş olsaydık da şöyle... Burası yukarıda kaldı. Vandalımızı alalım. Burası B-side. Burada da pusacak yerler var. Aynı şey gibi düşünün. Ascent'te B'de bombayı kurduktan sonra arka taraf var ya, aynı orası gibi düşünün burasını. Burada da dev gibi boş bir alan var. Bomboş. Burada böyle enayiler. Dolayısıyla siz de vurursunuz. Bu kadar basit. Geldim buraya. Bak, bomba o taraftaydı. Buraya geldim. Burada bir pikleme alanı koymuşlar sana. Burası tamam. Görüyor mu bombayı şimdi? Burası bombayı görmüyor. Aa, görüyor. Aa, şuradan görüyor. Görüyor sanki. Evet. Ucundan görüyor gibi sanırım. Ama burada şöyle bir eksi var. Burası duvar geçiriyor abi mermi. Yani arkada olursanız ölme ihtimaliniz yüksek. Aa, size muhteşem bir bug göstereyim mi? İzle şimdi bak. Bug'ı izle. Bak, normalde buraya girilmiyor. Hop. Tık. Umarım yemişlerdir ya. Ana, burada ne var lan? Burada da ayıcık var. Şu an bir ayıcık buldum burada. Bu neresiymiş? Buradan geliyorsun, tamam mı? Dolaşıyorsun. Bu arada biraz karmaşık gelebilir başlarda. Şu an benim için biraz karmaşık ama alışacağız zamanla. Burası da saldıranların base'i. Base'in arka tarafına bir konser alanı koymuşlar. Lan dur. İlk Metaverse konserimi vereyim mi şurada? Bak şimdi izle. Geçenki videoda Medine'ye varamadım söyledim ya. Çok beğenmişler. Bazı takipçilerim annesine falan dinletmiş. Bayağı ağlamışlar kadınlar yani. O yüzden onu bir... Fakken var mı lan? Yandık ya. Medine'ye varamadım gül kokusu. Teşekkür ederim. Dur bir de selam vereyim şöyle. Teşekkür arkadaşlar. Teşekkürler. Hemen side'dan devam ediyoruz. Şimdi bir saldıran olduğumuz zaman soldan gidersek B'ye gidiyoruz. Orayı anladınız. Sağ tarafa gidersek burada bir geçit var. Ve burası mid. Burası en çok NI'nin birlikte kapıştığı. Sağ taraftan Cypher'ın lurkleyip gittiği. Soldan da Chamber'ın gittiği. Jet'in de base'de skinli operatör dilendiği yer işte burası. Mid'i boş verin. Siz sağdan gidin. Midden gidilmez. Midden enayiler ölür oyunun başında. Siz sona kalın. Buradan geldiniz. Bakın, pusacak çok fazla yer var. Harita o kadar çok CS haritasına benziyor ki size anlatamam. Valorant'ta haritalar normalde böyle değildir ama CS'ye çok benzetmişler. En yakın zamanda Inferno'yu da bekliyoruz arkadaşlar. Burada da A site var. Bak, A site'da buraya pusabiliyorsun. Geldin, hop buraya pusabiliyorsun, tamam mı? Şuraya var. Şuraya var. Şuraya ebebi ebesinin nikahına yok. O da yakında. O da 10 bin like gelirse. Aa, bunun dışında manzaraları, arka temaları çok güzel yapmışlar. Elinize sağlık. Aa bak, burası da nereye geldik biliyor musunuz bak. A site'daydık ya. A site'dan geldin. Hop.
İlk başladığımız yere döndük. Şu an oyunun başındayız. İlk burada başlamıştık. Aa zaten burada yazıyormuş oğlum. Bizde mal gibi okuma yazma yokmuş. B bu taraf, A bu taraf. Aa size bir de burayı göstereyim. Bak burayı kimsenin haberi yok. Direkt midden şuradan koşarak şöyle şuradan çömerek buradan böyle gelerek böyle bir yere geliyorsunuz da bura nere? Burası minik mid, burası küçük mid. Şimdi gelelim base'in arkasındaki yere. Burada heykeller dikmişler. Burada jet var. Omen. Omen biraz daha şişmandı galiba ama. Burada sage var. Ve Phoenix var. Reyna nerede oğlum? Oğlum Reyna nerede? Oğlum Reyna nerede? Ortada da bir Rasherino'nun ağası var burada. şunu bir R yapabilir miyiz? Rasherino'nun R'si yapabilir miyiz şunu? Teşekkür ederim. Aa bir de haritanın ortasında bir tane lavuk var. Şurada bir tane bak. Bu kim? Bunu anlamadım. Bu elemanın olayı ne? Tam olarak anlamadım. Yeniçar olabilir ama Yeniçar için hiç spesifik değil. Yani bildiğiniz dümdüz bir insan anatomisi koymuşlar buraya. Bir alt dudak ver bakayım. Aynen kanka içerikmiş aynen. Valorant video. Hop kafana spray koydun mu yamulursun. Düzden abi Selçuk İnan geliyor şu topa tak bir koyuyor. Trikten bir anda bir gol daha yazıyor Fenerbahçe'ye. Bu benmişim, bu da benim 200 bin abonemmiş. Yok bu da şeymiş, bu benmişim, bu da bu videonun 20 bin like hedefiymiş. Bak taşıyabiliyorum. Anladınız mı yani bu videoya? Pearl haritasını gerçekten beğendim. Çünkü ben böyle abuk subuk haritaları seviyorum. Benim sırf neden dolayı hoşuma gitti biliyor musun? Abi Breeze bok gibi bir harita. Allah aşkına şu harita o kadar kötü ki bu harika bir harita bak. Tekst açıklaması bu. Acaba amaçları bu muydu? Şey diye düşünmüşler böyle oturmuşlar oğlum öyle berbat bir harita yapalım ki sonraki çıkaracağımız ne olursa olsun daha iyi olsun. Evet haritayı, aa bak burada da futbolcu şeyleri var. Spor eşyaları var. Burada da dalgıç su ürünleri var falan filan. Çok da umurunuzda sanki ya. Of ne anlatıyorsun abi, devam et ya. Şimdi gelelim diğer güncellemeye. Split haritası oyundan kaldırılıyormuş, böyle bir haber var. Ne kadar doğru bilemeyiz. Reji'den gelmiş sanırım. Ben de fikrimi söyleyeceğim. Bence Split. Bence Split Valorant'ın en kötü haritası. Ben hiç beğenmiyorum. Ama tam tersi benim dışımda beğenen birçok arkadaş var. Ben kaldırılmasını mantıklı bulmuyorum. Yani kaldırılmayabilir de abi zaten sanki var ya 70 tane harita var anasını satayım. 71. için yer açıyor. Abi git Breeze'i kaldır, Fracture'ı kaldır. Split'i niye kaldırıyorsun? Yani hiç Split ismi de kaldırılacak bir isim de değil. Bayağı havalı bir isim. Fracture ne oğlum? Fracture ne? Neyse devam. Ya bence saçma bir hareket ama vardır bir bildikleri deyip abone olmayı unutmayalım. Aa bak burada da böyle bir zıplama yeri var. Uf buradan var ya bir sazan hava olur bak. Ben size buranın taktiğini şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Bu. Buranın taktiği budur arkadaşlar. Bu. Bu taraftaysanız da buranın taktiği budur. Böyle enayi gibi bekleyeceksiniz. Sonra böyle. Ha. Şimdi gelelim bir sonraki güncellememize. O da yeni bir lig geliyor Valorant'a. Bakın şu yücelik, yemyeşil, zümrüt yeşili bir yücelik ligini gördünüz. Elmasla ölümsüzlüğün arasına koymuşlar. Açıkçası bence çok mantıklı. Çünkü ölümsüzlük immoelo. Ben immo 3'üm. Radiant'a çok yakınım ama o kadar asosyal olmadığım için henüz Radiant olamadım. Bence immoyla elmas arasına böyle bir şey konması çok mantıklı. Çünkü insanların çoğu, immoların çoğu şöyle düşünüyor. Elmas kolay bir lig. Ama immoda o kadar çok insan birikmiş ki 50 bin kişi var. O yüzden en iyiler yukarıda, geri kalanların hepsi aşağıda bir çöplük oluşturmuş. O yüzden yücelik liginin olması çok daha iyi. Yani o kadar sıkışıklık olmaz. Bence bir de alüminyum folyo diye bir lig gelmeli. O da demirle bronz arasına gelmeli. Onun dışında rengini beğendim. Yüceliğin acaba İngilizcesi ne? Ascended miydi öyle bir şeydi? Karmada Ascended ne abi? Ascended diye harita var. Yok ne yapıyorsun oğlum? Değil mi? İsim bulamıyorlar böyle. Yakında şey oluyor. Düşünsene Split diye bir rütbe çıkıyor, lig çıkıyor böyle. Oha çok iyi fikir lan. Bu arada biliyorsunuzdur. Normalde ben her akşam 6'da yeni video atıyorum. Demirden Immoe serisine başlayacaktık. Araya bir lig daha eklendi. Al işte buyur. Bizi yoracak ama bize koymaz. Demirden Immoe'ya sıfırdan yepyeni bir seriye başlayacağız. Haberiniz olsun. Reklamımı da böyle koyarım. Ve son güncellememiz de ne biliyor musunuz? Savaş bileti beyler. Şimdi bir savaş biletine sırayla bakacağız sizle. Şimdi ilk tabancası Ghost. Ne diyorsunuz buna? Güzel mi? Bence fena yani, değil. Yani bence Battle Pass'e göre kafi. Aynen öyle. Bir havası var. Uğur, simli Uğur. Pırt. Baldız'a bunu takıyorsun. Tam bir baldıza takılacak ürün bu. Geçtik. Oy bu muhteşem. Oğlum ben böyle şeyleri çok seviyorum ya. Hayır ben bir de muşluyum ama bunu çok seviyorum. Çok garip yani. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim ama ben bunu da sevdim. Ama bak bunu söylemeye utanıyorum. Bak cinsiyetçilik yapmayın. Racist. Üzerinde unicorn var ve ben bu temayı aşırı beğendim. Bence çok güzel. Şu ünvanı Zord. Burada leş gibi bir sprey. Çok kötü bir sprey daha. Fena değil. Bu ne oğlum? Çok kötüymüş. Bu fena değil. Fena değil. Berbat ötesi. Vasatın biraz üstü bu. Bu da çok iyiymiş. Bunu da çok beğendim. Buna bu iş bizde yazmışlar ama bu bildiğin kolum girsin spreyi. Bu bence harika. Bence bunu 50'ye falan koymaları gerekiyordu. Bence bu final olmalıydı. Of. Muhteşem. Düşünsene harbi 1v5 atıyorsun ve yere bunu koyuyorsun. Abi bu leş gibi ya. Ben bunu beğenmedim. Yani şeymiş gibi. Kayo Spectre'ye dönüşmüş gibi hissediyorum. Yani elimde bir Kayo taşıyormuşum gibi. Fena değil bu güzelmiş. Aa bu da çok güzelmiş. Bunu da beğendim. Aa bu da güzelmiş. Bu CSGO'daki skinlere yani benzettim ben bunu AWP'ye gelince ya şu an. Basketçi olsaydım bu operatörü kullanırdım.
Loka. Abi neresi? Şu an bir sniper'a bakıyorsun oğlum. Basketbolu nereden anladın bunu? Şurada alev topu var ya, kırmızı bir tane ortada o. Telefonda böyle bir oyun vardı. Böyle basket atıyordun. Combo yaptığın zaman alev çıkıyordu. Vallahi yemin ederim. Let's go. Tamam, devam ettik. Oy, bu da çok tatlıymış. Bunu da çok beğendim. Nasip olur mu? Bu ne? Aa, anladım. Hani o şey. Havalı Joy Zord. Ki Joy'u hiç sevmem arkadaşlar. Bu yok abi, yok. LoL'de porolar falan tuttu ama bu kötü. Abi bu ne abi? Bu muhtemel. Tam bunu zaten biliyorsunuz. Devam ediyorum. Aa, bu da fena değilmiş. Bu da güzel. Geçtim. Eh diyorum buna. Bu çok hareket ediyor, benim dikkatimi dağıtıyor. Kanka bu çok komik geldi bir an ama bana. Komik bir şey gibi geldi bana ama hiç komik değil bu. Ne böyle oldu? Evet, geç. Tamam, bunu geç. Palyaço ünvanı. Palyaço ünvanı çok güzelmiş. Ben severim. Benim Valorant'ta kullandığım bir ünvan var. O da öcü. Hoşuma gidiyor. Ana, bu çok güzel lan. Oo, bu muhteşem. Bak bu muhteşemmiş. Ben bunu çok beğendim. Devam ettik. Tamam, bunu zaten biliyorsunuz. Fena değil, orta. Wow, bu da çok güzelmiş. Bunu da beğendim. Durdurulamaz jet kartı. Bu da güzelmiş. Yine bir Kayo vakası. Hayır. Bu ne oğlum? Oğlum bu korkutucu, büyülerde kullanılan o bez bebeklere benziyor. Niye bana bu kadar korkutucu geldi? Bu da çok sıkıcı abi. Bu çok o kadar eski bir kapak ki sanki bu 11 yaşındayım ve 11 yaşındayım ve Google'a Valorant wallpaper yazmışım gibi hissediyorum şu an. Ve bu ne abi? Şimdi ben şahsen bir oyuncu olarak buna 1000 Valorant puanı vereceğim. Ona kadar ediyor 1000 Valorant puanı. 1000 Valorant puanı yaklaşık $10 ediyor arkadaşlar. $10 ne kadar ediyor biliyor musunuz? 17 lira falan ediyor. 17 lira ne oldu? Oh, Allah söyletti. Allah söyletti. Amin. Rabbim duy. Yaklaşık bir 170 lira falan ediyor. Ama TL'de belki farklıdır fiyatlar. TL'de bir de bunun KDV'si vardır. Ekstra pahalıdır. Yaklaşık cebinizden 100 liradan daha fazla bir para gidiyor. Ve karşılığında bunu almak beni mutlu etmez açıkçası bıçak olarak. Bak ne biliyor musun? Şuradaki şu mavi efekt var ya, bu tamamen mutfak bıçağıyım efekti bu. Ben bir mutfak bıçağıyım. Şu olmasa ya şey diyeceğim. Karpuz kesersin ha. Neyse, sağlık olsun. Tamam, bedavaya bunu almayı okeyim ben. Bir de oo, bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Bu da fena değil. Kapanışta da altın bir tabanca veriyorlar. Bir de şöyle bir altın şeyi veriyorlar. Bu da güzelmiş. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Normalde inceleme videoları çekmem ama bunları çok merak ettim. Bir sürü yenilik geldiği için sizle de paylaşmak istedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan bir soru olursa yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca şu bıçağın yüzü suyu hürmetine videoya like atabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda yarın akşam 6'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.